2 yıllık üniversiteye gidiyordu. Hiç eğitim hayatı olmadan, yani yarım dönem kadar okula gitti. 1,5 yılını evden tamamladı ve şu an bir okula daha gitmek istiyor. Çok saçma değil mi bu? Okullar açılmalı mı, açılmamalı mı? Bence açılmamalı abi, çünkü bu biyontek aşısının kısırlık yapabildiği doğru ve biz genç nesil olarak böyle bir aşıya maruz kalmamalıyız. Ve okulda maskesiz olanlar, birbirine tükürenler, böyle çok fazla şakalar var biliyorsunuz. Bence açılmamalı. Açılmalı tabii ki. Bence açılmalı çünkü mesela benim kardeşim neredeyse hiç üniversite hayatı yaşayamadı. Kuzenim evet, 2 yıllık üniversiteye gidiyordu. Hiç eğitim hayatı olmadan, yani yarım dönem kadar okula gitti, 1,5 yılını evden tamamladı ve şu an bir okula daha gitmek istiyor. Böyle rahatız açıkçası. Açılmasın diyorsunuz açılmasın yani. Açılmasın gibi, aynen. Açılmalı. 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 Neden? Çünkü eğitim sistemi daha da yani uzaktan kalmaya müsait durumda değil. Yani öğrenciler yakından hani tecrübeleri almalı, o şekilde ilerlemeli. Yani uzaktan bir yere kadar. Sağlıkçıyım, bir de bize hiç öyle bir izin yoktu. Yani bence açılmalı artık bir şekilde. Çünkü hayat devam ediyor, yapacak bir şey de yok. Açılır, kesinlikle açılır. Bence de açılır. Olmadı ikinci dönem. Yani bu sene kesinlikle açılır. Bu eğitim öğretim yılında kesinlikle. Açılabilir yani. Okul iyi bir şey. Bence okullar açılmalı. Okulların açılması gerektiğini, gerekli önlemler alınarak eğitime yüz yüze devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. Okullar açılmalı mı? Vallahi rakamlara bağlı. Rakamlar da gerçeğe yansıttığını pek düşünmüyorum. Rakamlara bakmak lazım ama. Yani çocuklar da evde otur perişan oldular. Artık hayatta kapatmazlar. Okullar açılır. Aslında artık bence ne insanları kapatırlar ne okulları kapatırlar. Böyle hayat devam eder. Bir gün 18 bin olur, bir gün 25 bin olur, bir gün 35 bin olur. Öğlen ölsün kalan sahalar bizimdir olur. Ama bence hiçbir şey ne kapanır ne bir şey olur. Öyle gider yani. Öyle şey, bağışıklık geliştirip yaşarız yani. Mütasyona uğrayıp insanoğlu olarak. Peki sizce aşıların bir nevi zorunlu tutulması doğru mu? Hayır, bence çok saçma. Bence de. Hayır, bunu karşıta yani olduğum için söylemiyorum. Bu arada ben iki aşımı da oldum. Hayır ama yani şahsen istemeseydim zorlanmasını istemezdim yani. Kesinlikle zorla aşı olmak istemezdim ama. Yani bence öyle olması daha makine. Yani PCR testi diyorlar ya. Ya öyle yapacaksın ya da yani aşı olmak istemeyenler için ya da 2 doz aşını ya da 3 doz aşını olacaksın yani. Yani aşı veya test. Bir şekilde koronalı gelme yani okula bir zahmet. Üniversite yurt sistemiyle çalıştığı için yani daha çok evler falan filan. Kesinlikle aşı olmaz. Zaten biz de aşı olduk. Çıktığı gün olduk yani. Bence kesinlikle PCR testi de değil. Aşı zorunlu olmalı. Herkes zorunlu olmalı bence. Aşı zorunlu olmalı. Yani kesinlikle. Ben aşının zorunlu olmasına karşı değilim abi. Bu olmalı. Ama aşı zorunlu olmalı diyorsun. Evet abi. Ama okullar bence açılmamalı abi. Evet. Yani üniversitelere, okullara falan gidilecekse ya toplu bir yere gidilecekse zorunlu tutulması gerektiğini düşünüyorum. Ya şöyle, aşı olmalı. Hani bu pandemiden kurtulmanın, hani hastalığın şu an en yakın kurtulabilir ilacı aşı. O yüzden hani yapılması gerekiyor ve mantıklı bir şey. Toplumumuz bu konuda duyarlı değil. Bu yöntemle yapılması gerekiyor. Hani bunu doğal karşılıyorum yani. Çünkü insanlar kendi haline bırakıldığında bu aşıyı olmayacaklar. Hani en azından bu şekilde yapılması daha mantıklı olarak görüyorum ben. Bence herkes olmak zorunda şu anda. Yani, aşı zorunlu olmalı yani. Bence zorunlu olmalı. Çünkü ben şu an 3 doz oldum. 4. çıkarsa onu da olmak zorundayım ama tabii benim 4'ü düşünme imkanım var ama sizler 2'yseniz bence olmak zorundasınız. Hiçbir şey zorunda olmamalı bu hayatta. Aşı hele asla olmamalı. İsteyen olur, isteyen olmaz. Onu önlem almak, insanları bir şekilde korumak sonuçta devletin görevi. Sonuçta isteyen yaptırıyor ama sonra zorunluluk getiriliyor. Çok saçma değil mi bu? Yaptırdım ama yaptırmayan, istemeyen olabilir yani.